sert oluyor. Koreş tarikatına 1993 yılında FBI tarafından düzenlenen operasyon sonucu 81 kişinin trajik ölümü hafızalardaki yerini koruyor. Washington başka ülkelere yönelik terörü ise İnsan Hakları Kisvesi adı altında destekliyor. Hatta FETÖ ile başı ve üyelerinin ülkesinde barındırmaya da devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ benzeri yapılarla daha önce de karşılaştı ve kendi topraklarındaki bu tür örgütlere göz açtırmadı. Koreş tarikatının lideri David Koresh, tıpkı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen gibi kutsal bir kişi olduğu, Tanrı ile konuştuğu yalanı ile mürit topluyordu. Texas'ın Waco kentinde bir çiftlikte barınan Koresh üyeleri silahlanarak federal devlete karşı çıktı. Tarikat, 1993 yılında Federal Araştırma Bürosu FBI'ın kanlı operasyonuyla çökertildi. Operasyon sırasında çiftlikte yangın çıktı. 18'i çocuk, 81 tarikat üyesi öldü. Waco katliamı, Amerikan güvenlik güçlerinin ülkedeki radikal gruplara karşı tek operasyonu değildi. PKK-YPG gibi bağımsızlık isteyen ve suça karışan Texas Cumhuriyeti örgütüne 1997 yılında operasyon düzenlendi. Örgütün önde gelen isimlerinden bazıları öldürüldü, birçoğu ömür boyu hapse mahkum edildi. Washington yönetimi ülkesindeki örgütlere takındığı tutumun aksine PKK-YPG ve FETÖ'ye destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri içinde eylemlere karışan radikal sol örgüt Antifa üyeleri hemen federal devlet tarafından gözaltına alınıyor. Washington yönetimi ülke içindeki karışıklığa müsaade etmezken Antifa'nın YPG-PKK'ya yabancı terörist sağlamasına bile göz yumuyor. FETÖ ise okul ve oluşumlarıyla Amerika'da faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin taleplerine rağmen FETÖ elebaşı ve üyeleri Türkiye'ye iade edilmiyor.